Başkanım şimdi burada yatırım istemiyor da çevreyi bozacak yatırım istemiyor. Onu istemiyor. En fazla 30 yıla kadar artık petrol kullanmış. Yani yenilenebilir enerji, işte nükleer, elektrik yani araçlarda falan buraya dönüş olacak. Nükleer enerji şöyle kıymetli ve değerli. Bir de Türkiye gibi ülkelerde verimli bir enerji. Ekonomik anlamda en çok da her anlamda. Şimdi diğer enerji şeyiyle kıyasladığınızda mesela petrolle, akaryakıtla kıyasladığınızda aslında çevreye zararı da ondan çok az. Çünkü nükleerin bir tane riski var. Patlama olursa. Başkanım, onun dışında Rusya'da patladı da Karadeniz'de kanser oldu. Ama şöyle bir şey var. Mesela Avrupa'nın bütün büyük, yani dünyanın da bütün gelişmiş ülkelerinde nükleer var. Yani Çin'de de var, Rusya'da da var, Almanya'da da var, Fransa'da da var, Amerika'da da var. Yani dünyanın bütün büyük ülkeleri nükleer santralleri var. Şimdi şöyle bakamayız hadiseye. Elbette ki patlama olursa bunun büyük bir şeyi var, zararı var çevreye de insana da. Ama şimdiki teknolojide şöyle bu risk, mesela şöyle düşünelim. Şimdi karayoluyla seyahat daha güvenli, bazı insanlar der ki ben uçağa binmem. Çünkü düştüğü zaman kurtuluşu yok. Karayolu tercih eder ama istatistiklere bakalım. Karayolundaki ölümlerin %1'idir uçak kazası ya da uçak ölümleri %1'idir. Bu anlamda nükleerle akaryakıtın, petrolün kıyaslaması da böyle. Yani enerji anlamında hem çevre güvenliği açısından hem zarar verme açısından bizim ülkemiz eğer bugün 4-5 tane nükleer santral yapabilmiş olsaydı ama tabii bunun yerine iyi seçilmesi lazım. Yani insanın yaşamadığı, yani çevreye zarar vermedik. Biraz önce biz konuştuk mesela. Bizim ben Eskişehir Gümüşlü ilçesi Polatlı'yla bir sınırız Ankara'yla. Bizim orada Acıkır diye bir mevki var. Orası şu anda Topçu ve Büze okulu, yani açı sahası. Böyle bir 20 kilometre bir alan. Susuz, böyle Acıkır, yani Acıkır. Şimdi mesela bu tür alanlar da kurulabilir. Eğer bizim 4 ya da 5 tane nükleer santralimiz olsaydı, bütün Mersin aklındaki gibi, biz enerjide dışa bağımlılıktan kurtulacaktık. Bizim şu anda ekonomideki en büyük problemimiz ne? Yani biz dış ticaretimize baktığımız zaman 150 milyar dolar diyelim satıyoruz. 200 milyar dolar alıyoruz. Şu anda biraz düştü ticaret. Arada 50 milyar dolar açık var. Bu açık nereden kaynaklanıyor? Biz her gün 60-65 milyar dolar enerjiye para veriyoruz dışarıya. Yani petrol ve doğalgaza para veriyoruz. Eğer bunu biz kendimiz yapabilmiş olsaydık şu anda Türkiye'nin cari açığı da kalmazdı ve ekonomik anlamda da pek çok farklı alanda yatırım yapılırdı. Devlet bu kadar borçlanmazdı ve vatandaşın milli geliri de o denli yükselirdi. Yani ben hadiseye böyle bakıyorum ve bizim tabii böyle temiz alanlarda değil de daha böyle kullanmadığımız insan yaşamının, yani canlı yaşamının az olduğu, yani ve çevreye etkisinin az olabileceği minimum düzeylerde nükleer santral kurulmasını şahsen ben Türkiye açısından, Türkiye'nin geleceği açısından da faydalı görüyorum. Bizim zaten doğruya doğru, yanlışa yanlış deme gibi bir politikamız var. Biz doğru kimden gelirse bunu destekliyoruz. Yanlışı da kim yaparsa bunun karşısındayız. Onu da bu yanlıştır kardeşim, bunun doğrusu şudur diyoruz. Bugüne kadar hep böyle yaptık. Bundan sonra da böyle yapacağız. İl Başkanımız şimdi, Suat Bey. Suat Bey de İl Başkanımız. Sinoplu. O da TEDAŞ'tan emekli. Hoş geldin. Hoş bulduk. Allah seni buraya gönderdi. Emekli olunca onlar ondan sonra da olacak. Ben de Ankara'ya ticaret edeceğim. İkinci fakülte. Kaç dönem mezunusun? Bizim ikinci fakülte. Hasan Çağlayanlarla falan mı? Aynı dönem mi? Şeylerle.
Hikmet Özerler'le falan beraber. Ooo maşallah. Hoş bulduk. Nasılsın? Abi önümüz açalım. Evet. Yeni gelmiş oyuncakların. Yeni mi aldın? Hı? Yeni mi aldın oyuncakları? Kaç yaşında ben? 6 yaşında. Maşallah. Evet. Evet. Ne var orada? Bize gelen hediyeler buradan geliyor. Yıl önce Mali Bey'in belediye başkanımız da verdi. Onlar da buradan. Evet, tamam. Çok güzel. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Var mı işte? Ben biz fiyat artışı yapamam. Yapamam. Mesela? Şunu 3 sabahdan beri 15 lirasındayım. 10 lirasındayım. Ürettiğinizi de uygun fiyattan göre tabii piyasayı devam etsin. Evet. Şey yapmak için efendim. Yani sirkülasyon devam etsin. Evet, evet. Ticaret çocuklarım devam yapıyor benim bu işi. Biz bu konuları... 50 lira devlet 3 lira. Hepsi de 50 lira. Evet. Tek fiyat yapmışsın. 42 lira bize geliyor. Evet. Şimdi yaz geldi ya, bol sezonu bitti. Havuzlardan burada işi değiştiriyor mu? Tabii ki burada satıyoruz. İçeride de lokantada da. Bizim ürünler mi? Hasıl var. Yok. Kaç liraya satıyor? 1 liraya geliyor, 2 liraya satıyor. 1 liraya geliyor, 2 liraya satıyor. %100 kar yapıyor. %100 demeyelim. Şimdi kadın ıvırdırsa bakacağız. Tamam. Ona... Evet. Sağ olun. Abi. Sağ olun. Çok memnun oldum. Nasılsınız değil misiniz? Evet. Çok güzel dertlerimiz çok amaçlı. Dinleyeceğiz. Başkanımız. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sefa geldiniz. Genel Başkanım. Hoş geldiniz. Foto bir ha.